bozoni. Senin ananı sikeceğim. Geleyim senin o göt deliğini sikeceğim. Bak bunu unutma. İstanbul'da seni sikmeyenin amına koyayım. Bak Yiğitap Çavdar, sen Harry Potter. Üçünüzün de anasını sikeceğim. Bunu size ödeteceğim orospu çocukları. Seni bıçaklayacağım orospu çocuğu. Bak mahalle çocuğumuzsun. Karşıma gel. Konuş. Ozani'ye buradan selamlar. Ben Ozani'ye mesaj attım Instagram'dan. İlk başta küfürlü mesaj attım. İşte sinirlendim ki. Ozani'ye dedim ki, kardeşim sen sonradan dedim tabii ki ilk başta sinirim geçince. Ben hatta Ozani'ye dedim ki, bak güzel eleştiri videoları yapıyorsun. Götler. Takip etme lan. Senin ananı beceririm bak, yapma yapma. Kanalımdan birkaç yadılar tayfadan kişiyi kovdum. Siktirin gidin dedim. Evet, drop giriyorsa ben yayını kapatayım ya. Zaten sizden de bir hıyar çıkmaz. Ah baycı ya. Ozoni'yi ifşalayamayacağını hala anlayamadın değil mi? Ozoni'yi ifşa edemezsin çünkü Ozoni'nin bir tane videosunu bile izlesen insanların ne kadar değer verdiğini görürsün. Senin izleyicilerine bile değer veriyor ki onları senden kurtarmak için bu kadar çabalıyor. Eğer şimdi göstereceğim ifşalara da yalan dersen Instagram'dan numaranın dağıtılacağını sakın unutma. Sen arkadaşın ne kadar Ozan abi diye kaydederek sahte ifşa yapıp izleyicilerini kandırsan da Ozoni'nin izleyicileri için sadece komik bir kılıç balığından ibaretsin. Dur hatta. Sen önce Ozoni soyadını bul. Her yerde yana yana soyadını ve resmini arıyormuşsun zaten. Şunu bil Bayci, Ozoni bir fikirdir ve fikirlerin yüzü yoktur. Madem o konuştuğun çocuk Ozoni'nin mahallesinden birisiydi, neden sen resmini çekip atmadı? Cidden kandırmaya çalıştığın kitleyi iyi tanıyorsun. Ozoni WhatsApp'ta da maskeli resim kullanıyormuş arkadaşlar, aynen. Sana tavsiye, aramaya devam et ve elindeki sıfırları yeni sıfırlar ekle. Al sana gerçek bir ifşa. Hadi yalan dedi, numaranın dağılışını hep birlikte izleyelim. Ne de olsa sen de açık adres dağıtmıştın. Kısası kısas demişler. Çekinme ya, yalan ifşa derdi. Hadi. Veya vazgeçti. Kendi çöplüğünde ağlamaya devam et. Al hadi. Buna da iyi denetledi. Çocuk bana Facebook hesabını verdi. Hadi buna da iyi denetledi. Ne? Allah'a küfür mü? Yok canım yok. Ya kesinlikle doğru olamaz. Kılıç balığı, dini bütün bir insan. Kitleni beğenmediğini söyle. Daha sonra onlar benim tayfam de. Benim kitlem YouTube'un amına koyar de. Sen nasıl bir insansın lan? Nasıl bir insansın? Yüzsüz herif. Arkadaşların sana bir sırtını dönmeye devam ediyor. Hani sen insanlara güvenmezdin kılıç balığı? Kitlenin arkasından neler söylüyorsun lan öyle? Yüzsüz herif, mide mi bulandırıyorsun lan? Diğer ifşalarımı öyle denetle dedin. Hadi bunlara da bir şey de. Bir kılıf uydurmaya çalış hadi. Rezil herif, bittin. O insanları hak etmiyorsun. Kitleni hak etmiyorsun. Onları senden kurtaracağım. Şimdi geldik en önemli kısmına. Sen benim ilk yayınladığım ifşalara öğeyi denetle demiştin değil mi? Bakalım gerçekten öğeyi denetle miymiş? Çocuk bana Facebook hesabını verdi. Bilgisayarda Facebook üzerinden yollanmış o SS'leri de koyacağım buraya karşılaştır diye. Bu bir. Dur diğerlerini de göstereceğim. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacaksın kılıç balığı. Gerçi bu işten sıyrılma şansın yok. Kitlenin arkasından söylediklerini ben burada kanıtlarıyla ifşa ettim. Çünkü seni takip eden insanlara değer veriyorum. Çünkü benim görüşüme göre insanlar değerlidir. Her insan değerlidir. Seni bugüne kadar takip eden insanlar da insanlara değer verilen kanal, Ozoni kanalına gelmeli. Onları senden kurtardım. Bundan büyük gurur olamaz. Bundan sonra sana bir video yapmayacağım. Videonun başlığından belli zaten, son öpücük. Ama sosyal medya hesaplarımdan cevap vereceğim. Özellikle Instagram'dan. Instagram hesabının linkini aşağıya bırakacağım. Az bir şey delikanlıysan manipüle etmeye çalışma da özür dile. Gel ki seni o zaman o insanlar affeder. Şimdi siktir git. Hatırladın mı beni? Tanrım, hadi arkadaşımı WhatsApp'tan Ozan abi diye kaydedip ifşa yaptığımı sanayım. Ben sana böyle mi öğrettim lan? İfşa böyle mi yapılır? İfşanın nasıl yapıldığını şimdi sana göstereceğim.
Annemin hediyesi. Bana güç veriyor. Beni ayakta tutan iki şey var şu sıralar. Birincisi annemin duaları. İkincisi izleyicilerimle birbirimize duyduğumuz karşılıklı sevgi. Bu zor zamanımda bile beni yalnız bırakmayan izleyicilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Senin iki telifin beni yıkamaz. Bakıyorum da attığın teliflerden hiç bahsetmiyorsun. Tabii konuşmamı istemiyorsun. Çünkü bildiklerimin farkındasın. Beni susturamazsın. Başka yerde konuşurum, yine konuşurum. Sağda solda ağladı, özür diledi diyormuşsun. Benim özür dilediğim, boyun eğdiğim nerede görülmüş lan? İzleyicini sahte WhatsApp konuşmasıyla kandırmaya utanmıyorsun öyle mi? Öyle mi ifşa edilir? Benden öyle mi öğrendin? Ha? Kariyerini bitirdiğim. Hanimiş kariyerini bitirdiğim? Abucu gubucu abucu gubucu. İzleyicini açıkla şimdi. Yaşadığın yere geleceğim diye. Dediğimde hatta otobüs bileti aldığımda nasıl yalvardığını, hatta mahkemeye vereceğim dediğimde annene Facebook üzerinden nasıl mesaj yazdırdığını açıkla. Sonrasında bana fakir semt çocuğu piç diye nasıl hitap ettiğini açıkla. Bayji, bak bunları söylerken hiç gocunmuyorum. Gocunmak yok kanımda. Evet ben semt çocuğuyum. Jargonuma sokaklar hakim. Senin gibi güvenlikli bir sitede büyümüşken fakirliği en iyi ben bilirim diyecek kadar aptal değilim. Fakirlik bilgisayarın GTA San Andreas kaldırmaması değildir. Bunu bil. Yayınlarında her türlü değerime küfür ettiğim halde sana tek bir hakaret ettim mi ben? Çık de ki bana şu hakareti ettin. Ben senin seviyene inecek bir insan değilim. Buradaki çabam şunun için. İzleyicinin senin nasıl bir insan olduğunu anlamasını istiyorum. Bay J'nin kitlesi. Bak beni iyi dinle. Bu adam sizi hak etmiyor. Çünkü yayınlarda size küfürler ediyor. Elimde ifşalarım var. Kanıtlı bir şekilde sunuyorum. Madem Messenger ifşalarıma öyü denetle dedi. Biz de videolu ifşa yaparız. Beni kendinle karıştırma. Ben kimseye iftira atmam. Ulan utanmıyor musun izleyicini özür diledi diye kandırmaya? Telif attım desen alan delikanlı gibi. Yayınlarda diyorsun ya seni bıçaklayacağım diye. Gel bıçakla lan. Hadi gel bıçakla. Bu arada beni kudurttuğunu sanıp mutlu falan olursun şimdi. Benim normal halim canım. Seni ben mutlu edeceğim. Seni var ya çok mutlu edeceğim. Çok. Fikirler asla engellenemez. Git partnerine şikayet et hadi. Ulan izleyicinin arkasından o kadar küfür et, sonra da onlar benim tayfam de. Açıklasana lan. Partnerine şikayet etmedin mi? Açıkla hadi. Açıklasana lan. Yapma. Böyle devam edersen şeref kanserinden öleceksin. Bu videodan sonra seni savunan bir kitlen olmayacak. İfşa oldun, gülümse. Ben iki ihtarla yoluma devam ederim de. Sen şerefsiz, onursuz bir şekilde nasıl yoluna devam edeceksin? YouTube'a başladım, başlayalı çizgimi hiç bozmadım. Kimseye boyun eğmedim, sana da eğmem. Bizde ortam böyle be yarrağım. Bu bizim son dansımız. Hadi eşlik et bana. Bir daha af dilemek için geldiğimde sana hayalarımı yalatacağım. Hadi bana bir özür videosu çek. Hadi canım. Ha bir de şöyle bir konu var. Favori eleştirmeninim. Bunu gizleyemiyorsun. Videolarıma hastasın. Hatta en sıkı izleyicimsin. Videomda da güzel eleştiri videoları yapıyorsun demiştin, hatırladın mı? Evet, bir konuda hemfikiriz. Güzel eleştiri videoları yaparım. Sana yaptığım gibi. Bayji, çocuğuma iyi bak. Selam kılıç balığı, yani namı değer Bay J. Beni hatırladın mı? Biliyor musun, o tasmanı gevşetmek büyük hataydı. Ama merak etme, seni ve seni ilahlaştıran köpekleri aynı barınağa sokacağım. Olayın başlarında yayınlarını bağımsız bir şekilde izliyordum. Kapanan Twitch hesabındaki çoğu yayını da izledim. O kudurduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Ağzındaki salyalar ve yüzündeki o günü kurtarma çabası. Ah Bay J. Kendi kitleni, ki burada bahsettiğimiz kitle daha ergenliğe bile girmemiş, elinde tabletli çocukları manipüle etme konusunda inkar edilemez bir yeteneğin var. Sonuçta senin de onlardan bir farkın yok. Bir insanın ailevi değerlerine sövmek, tam da senin gibi haysiyet ve karakter yoksunu bir kılıç balığına yakışacak türden. İfşaların kanıtları sunulmasına rağmen 60 dakika yayın boyunca ifşaların öğeyi denetleyle yapıldığını söyleyerek ve ailevi değerleri fütursuzca söverek hiçbir şey kanıtlayamazsın. Bu günü kurtarma çabasıdır Bay J. Peki ya her yerde ilahlaştırdığın kitleni, aşağıladığın yayın kesitlerine ne diyeceksin? He? Onları da sesi denetle mi yaptı? Normalde yayın açıp 2 saat boyunca kudurup salya dökmen lazımdı. Ama nedense bir açıklama bile yapmadın. Ha, evet, telif attın. Senin gibi götü kafasından büyük bir kılıç balığının eleştiriye telif atması şaşırtacak bir şey değil. Bu kadar küçük düşmene rağmen hala rahat durmuyorsun. Ozoni'nin senden özür dilediğini ama kabul etmediğini söylüyorsun. Bunu Ozoni'yi tanıyan bir kişiye inandırabilirsen, söz veriyorum bir senelik köpek maman benden. O kadar çaresiz ve haysiyetsizsin ki çocukları örgütleyip Ozan'a iftira attın. Bunu bile tek başına yapacak göt yok sende. Ozan ile iş dışında neredeyse her zaman sohbet ediyoruz. Kendisi kardeşim gibidir. Biliyor musun? Senin konunu açtığım zaman sana o kadar sövmem rağmen Ozan'ın ağzından bir küfür bile duymadım ve sen bu adama iftira attın. Utan diyeceğim de şimdi onun ne anlama geldiğini anlatmakla uğraşamam Bay J. Bir de ağzından düşmeyen primci Ozan'ı lafı var. Bunu diyen kişi açıklama, tabii sözde açıklama, videosunun başlığına Enes Batur koydu. Bunun ironi olduğunu ancak seni ilahlaştıran manipüle edilmiş köpekler inanır.
Gerçi onların ironinin de ne anlama geldiğini bildiklerini hiç sanmıyorum. Bana bak Bay J, küçük çocukları önüne defans etmekten vazgeç artık. Bu çocuklar sana özenip başka insanlara çok ağır hakaretlerde bulunuyorlar ve başlarına aldıkları beladan habersizler. Gerçekten sustuğumuzu ya da geri çekildiğimizi falan mı sandın? Ciddi misin? Seni gidi küçük ilah kılıç balığı. Rüyadan uyan artık. Çünkü her şey daha yeni başlıyor. Bugünkü konumuz kılıç balığı, yani anlamayanlar için bugün Bay J denen arkadaş hakkında birazcık konuşacağız. Öncelikle size bu arkadaşın ne kadar köşesiz olduğunu anlatmama gerek yoktur herhalde. Sonuçta bu arkadaş ifşası çıkınca montaj diyen, öğeyi denetle yapmış diyen bir arkadaş. Ayrıca kendisi annelere küfretmem deyip canlı yayında Ozoni'nin annesine söven birisi. Ha bir de şunu da ekleme yapayım. Kendisi daha önceden Ozoni'den özür dilemişti. Hatta Ozoni'den özür diliyor. Ertesi gün canlı yayında Ozoni'nin annesine küfrediyor. Gayet güzel. Anneler kutsaldır. Gayet güzel. Kesinlikle inandım. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu arkadaş hani YouTube'da dengeyi sağlamaya çalıştığını falan söylüyor. YouTube'da adaleti sağlamaya çalışıyorum falan diyor. Hatta Harry Potter kendisini eleştirdiği zaman... Ben de eleştiri yapıyorum, ben de eleştiri kanalıyım, zoruna mı gitti, o tarz bir şey söylemişti. Ama hayır dostum, sen eleştiri kanalı değilsin, yorum kanalı hiç değilsin. Sen sevmediğin kanallara saldırıyorsun, takipçilerini sevmediğin kanalların üzerine salıyorsun ve o kanallara ihtar atarak falan kapattırmaya çalışıyorsun. Ayrıca eleştirdim dediğin kişiler, mesela gidiyorsun Yiğit Alp Çağdar'a küfrediyorsun mesela, sonra hani eleştirmiş mi oluyorsun? Ama doğru, evet evet, annesine küfretmiyorsun. Evet, annesine küfretmediğin için sıkıntı yok. Gerekirse böyle tüm bildiğin küfürleri saydır. Çocuğun içinden geç ama annesine küfretmediğin sürece sıkıntı yok. Evet evet, hatırladım şimdi. Ya abi cidden ne içiyorsun? Videolara çıkmadan önce ne içiyorsun? Bana da yollarsan sevinirim. O kafadan ben de istiyorum cidden. Ha bu arada gençler, hani Ozoni'nin annesine küfretti falan demiştim ya. Onlar da montajmış aynen. Sesi denetle yapmış Ozoni. Vay be. Sesi denetle de mi varmış amına koyayım? Bir de o canlı yayın değil mi abi? Hani canlı yayında sesi denetleme ki okey okey anladım hocam. Gayet güzel. Tabi buna da inanmıştır o 8-9 yaşındaki takipçilerin. Bu arada bak, takipçilerin büyük olduğunu iddia etme. Buluşma videonu izledim. Oradaki çocukların geneli 8 yaşındaydı abi. Abi bir de hani Kerry'nin kitlesine falan laf ediyorsun ya. Senin kitlen çok büyük. Gördük kitleni, aynen bayağı büyük bir kitleye sahipsin. Ya gerçi senin kitlene de kızamıyorum ya. Tasma senin elinde nasıl olsa. Köpeklerine ne emir verirsen onu yapıyorlar. Arkadaşlar Enes Batur'a saldıracağız. Oh, Enes Batur'a saldıracağız. Enes Batur tam bir piç. Enes Batur'u ben amına koyayım. Ama anneye küfür yok arkadaşlar. Anneler kutsaldır. Lütfen annesine küfretmeyin. Gidin adamın içinden geçin ama anneye küfür yok arkadaşlar. Anneler kutsaldır. Abi bak, zaten senin takipçilerine zerre değer vermediğini her aklı başındaki insan anlayabilir. Takipçilerini bir araç olarak kullanıyorsun. Onları başka YouTuber'lara saldırmak için kullanıyorsun. Yani onları kullanıyorsun abi. Bu cidden kötü bir şey. Bir de gençler, bu adam geçenlerde yayında şey diyordu. Abone olmayan takipçilerine bir trip atıyordu. Sizden bir cacık olmaz, abone olmak ücretsiz olmuş, hala abone olmuyorsunuz falan diyordu. Öncelikle şunu söyleyeyim, abone olmak ücretsiz falan olmadı. Eğer Twitch Prime'ın varsa ücretsiz abone olabilirsin. Ama eğer Twitch Prime'ın yoksa, hani kaç dolardı hatırlamıyorum ama bir pahalı bir fiyatı vardı. Şahsen ben o kadar para verip senin gibi bir kılıç balığına abone olmazdım. Bir de abi bari anlamıyorsun Twitch'ten, Discord'dan, ne bileyim anlamıyorsun. Anlamadığını bu kadar belli etme ya. Hani adam abone olmak ücretsiz olmuş diyor. Anlıyorum hocam, gayet güzel. Ayrıca burada adam zaten takipçilerine değer vermediğini apaçık söylemiş hani. Abone olmuyorsanız sizden bir cacık olmaz diyor. Yani apaçık bana para kazandırmıyorsanız siktirin gidin diyor. Neden hala bu karakter sizi takip ediyorsunuz cidden anlamış değilim. Neyse, tasma sonuçta onun ellerinde. Tasmayı tutan kişi ne derse o olur. Her neyse, bu karaktersiz kılıç balığı hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Neyse kardeşim, hayatta sana başarılar, sen git başka kanallara saldırı yapmaya devam et. Sonra YouTube'da adaleti sağlamaya çalışıyorum oley be diye gezinirsin. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Selam. Ben Deli ve şahsi yönelik yaptığım ilk video ile karşınızdayım. Bugünkü kurbanımızın adı kılıç balığı. Ama yanlış anlamayın ya, öyle abuk sabuk çizgi film karakteri değil.
Keşke bu soyu bir çizgi film karakteri olsa. Ne yazık ki gerçek bir insandan bahsediyoruz. Kılıç balığı, nasılsın bakalım, halin vaktin yerinde mi? Doğrudan seninle konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. İnşallah halin vaktin yerindedir. İnsanların annelerini küfür etmeyen örnek bir insan olduğun için zaten halin vaktin yerinde olmasını istemem çok normal. Çok güzel bir şekilde duyar kasıyorsun. Anneleri küfür etmeyin arkadaşlar, anneler kutsaldır. Evet kılıç balığı, gerçekten muhteşemsin. Seninle gerçekten ne kadar gurur duysam azdır. Senin gibi insanların bu dünyaya daha çok gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir fikrim var. Neden beni öğrencin olarak almıyorsun kılıç balığı sen? Senin gibi muhteşem insanlardan ders almak benim için gerçekten çok büyük bir yarar sağlar. Kısacası bu videonun sebebini biliyorsundur. Neden böyle bir video çektiğimi sebebini. Normalde şu anda hiç kanalda uzun uzun süre ilgilenmeyi planlamıyordum. Gerçekten yoğun bir ders programına falan başlamak üzereyim. Ama şu son yaptığın şeyler cidden artık çığırından çıktı. Sana değer vermiş, senin insan gibi karşısında senin nasıl daha iyi olabileceğini söylemiş insanlara. Annelerini küfür etmemek dışında her şeyi yaptın. Tehdit etmek olsun. Ondan sonra insanlara hakaret etmek olsun. Ama anneleri söylemedin. Sonuçta anneler kutsaldır değil mi muhteşem efendi seni? Evet ya, gerçekten harikasın. Ama yaptığın tehditlerin ve hakaretlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre suç olduğunu farkında mıydın bilmiyorum. Yani şu anda muhatabın olan kişi polise gitse, mahkemeye gitse, suç duyurusunda bulunsa senin halin ne olur ya? Bir de utanmadığını dövmekle tehdit etmeye devam ediyorsun. Tehdit ettiğin kişinin kim olduğunu farkında değilsin büyük ihtimalle. Sen eleştiriyi tehditle susturmak istiyor olabilirsin. Ancak eleştiri ve komentik kanalların asla tehditlerle ve tehditlerle susturamazsın. Bir yolunu bulur, o kanallar senin hakkında konuşmaya devam eder. İsim vermemek, resmini koymamak, senden mi bahsediyorlar acaba diye düşünmeni hale bırakmak insanların değil mi? Mesela şu anda sana olduğu gibi. Çıldırdığını biliyorum kılıç balığı. Acaba benden mi bahsediyor diyorsun değil mi? Kendi kendine bocalamaya devam et kılıç balığı. Sen kendini herkesten daha iyi bildiğin için bu sözlerin muhatabının kim olduğunu gayet iyi biliyorsun. Evet kılıç balığı. Komentör hakkında bu yapmaya çalıştığın şeylerin sonucunun neler olacağını sana söyleyeyim. Bu tarzdaki videoların sayısını daha da çok arttıracaksın. Daha da çok takipçi kaybedeceksin. Bence en kısa zamanda bir şekilde doğru düzgün bir özür videosu çekmeniz. Ama bak, doğru düzgün bir özür videosu. Yarım yamalak değil. Ne yaptığın hakkında ne kadar pişman olduğunu anlatan bir video çekmenizsin. Özür videosu demek zaten bu olur ama işte bana saçmalattırıyorsun bazı yerlerde. Şu an metinsiz, kafama estiği gibi konuşuyorum. Sanki gerçekten seninle konuşulmuş gibi. Yani... Evet kılıç balığı. Bence artık bir özrün vakti geldi. Gerçek bir özrün. Adam gibi bir özrün. Erkek gibi bir özrün. Kendini sürekli gözünü tutmaya çalışan senin gibi birinde onur, namus ve haysiyetin çok yüksek seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerçekten onura, haysiyete ve namusa sahipsen çık ve adam gibi özür dile. Çünkü sen yapmaman gereken bir şey yaptın kılıç balığı. Bir kılıç balığına yakışmayan bir şey yaptın. Adeta bir kılıç balığına değil bir parazit balığına yakışan davranışlarda bulundun. Unutma kılıç balığı. Biz bu videoları senden nefret ettiğimiz için değil, YouTube'a ve sana yön vermek istediğimiz için yapıyoruz. Yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sakın ama sakın abone olmayı. Merhaba arkadaşlar, ben Ego. Bugün sizlere çok güzel bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin ana kahramanı kılıç balığı. Kılıç balığı çok hızlı ve yırtıcı bir balıktır ve bu yüzden kendine çok güvenerek herkese saldırmaya çalışır. Yine bir gün gözüne bir hedef belirlemiştir ve onun peşine düşmüştür. Hızından dolayı kendine çok güveniyordur ve avının peşinden hızla gitmektedir. Karışabilen kimse yoktur çünkü kendilerine de zarar vermesinden korkuyorlardır. Tam kılıç balığı avını yakaladı derken ani bir dikkatsizlikle kaya parçasına çarpar. Ah kılıç balığı, ah. Çarpa çarpa bize mi çarptın? Çok yanlış yaptın haberin
haberin yok. Şimdi kılıç balığının kim olduğunu biliyorsunuzdur. Köpek ordusuna sahip olan, kendisinin YouTube'da adaleti getirebileceğini sanan ve anneler kutsaldır mottosunu kullanıp kendiyle çelişen garip bir yaratık. Ha bir de şey vardı. Öğeyi denetti arkadaşlar, inanmayın, yalan, öğeyi denetti yapmış. Biliyorsunuz ki Ozan'ı kılıç balığımızın kariyerini bitirmişti. Ama kılıç balığı durur mu? Yok öğeyi denetti, yok sesi denetle. Oğlum sesi denetle ne Allah aşkına? Ben troll söylüyordur diye düşünmüştüm, meğerse ciddiymiş. Arkadaşlar montaj ses montajı yapmış, inanmayın. Ah Baycı ya. Çok güzel bir söz var bilir misin? Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Bizi kendinle karıştırma Baycı. Biz senin gibi kitleye oynayıp veya kitleyi başka kanallara saldırtıp kitlemize sövüp utanmadan yüzlerine bakacak kadar haysiyetsiz, karaktersiz insanlar değiliz. Ama sen? Evet doğru cevap, sen öylesin. Olayları sorgulamadan, beynini kullanmadan insanlara saldırı yapıyorsun. Ve bunların bir karşılığı var değil mi Baycı? Köpeklerini insanlara sövmesini emretmen cidden beni baştan çıkarıyor. Köpeklerin diyorum hani, hav 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 saldıralım, tasmamızı bırak saldıralım, hav 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 hav. 5 yaşındaki çocuklarla kimine saldırı yapıp cevap alacaksın cidden merak ediyorum. Çocukları köpeklerini takan yok. Gelip gidip yorumlarda havlıyorlar. Durun size Baycı hakkında yazmış olduğum şiiri okuyayım. Onun adı kılıç balığıdır. Manipülasyon ve küfür uzmanıdır. Anneler kutsaldır deyip milletin anasına bacısına saydırır. Vardır bunun bir cezası, asla olamaz hiçbir affı. Ağlamanın tam zamanı çünkü daha yeni başladı eleştirmenlerin infazı. Alkışa gerek yok, teşekkürler. Söyle Baycı, nasıl olmuş şiirim? Tam seni anlatıyor değil mi? Evet biliyorum, süperim. Evet. Her neyse şakayı bir kenara bırakalım. Bakıyorum da gerçeklerle yüzleşemeyip Ozon'un iki videosuna da telif atmışsın. Sonra da Instagram'dan engellemişsin. Ah Baycı ya, sen cidden akıllanmazsın. Neredeyse kendine bile inanamayacağı şeyleri kitlene söylüyorsun. Acaba birinin çıkıp yüzüne tükürmesinden hiç korkmuyor musun? Pardon, senin utanman falan yoktu ya, tükürsen de gıkın çıkmaz zaten. Elhamdülillah deyip devam edersin yoluna. Yayınlarda kudurup 20 dakika sövüyorsun. Bakalım bu videodan sonra ne yapacaksın? İstersen başkasıya yükleyelim videoya. Hani YouTube izin vermiyor ya yaratık şeylere falan. Baycı, sana böyle şeyler yapmak gerçekten hiç tatmadığım bir deneyimdi. Aman birine söyleyeyim deme ha, evde falan kalırsın. Gerçi söylemesen de bu kafayla pek bir bok yapacağını sanmıyorum. Sana buradan tavsiye vermek istiyorum. İnsanları abone sayılarıyla yargılamaya devam et. Açıkçası 60 tane köpeğim olacağını 100 abone olurum kat kat daha iyi. Şimdi bu videoyu bitir ve yayın açıp 50 dakika bize söv. Köpeklerin de seni destekleyip of nasıl sövdü abim, hav hav öf hav hav falan desinler. Ha sal köpeklerini bize de saldırsınlar. Ama unutma Baycı, ensendeyiz. Başta anlattığım hikayenin sonuna gelelim. Merak ediyorsunuzdur. Kılıç balığı kayaya çarpar ve geri dönüş olmayacak şekilde denizin en dibine gömülür. Çıkmaya çalışır, debelenir ama asla çıkamaz. Her neyse umarım hoşnut kalmışsındır Baycı. Tekrar görüşmek üzere, kendine iyi bak. Konuşmama geçmeden önce şu an çok yoruldum mu söylemek istiyorum. Çünkü az önce köpek barınağından geldim. Baycı'ya bana tasma takmasını ve beni birilerinin üzerine salmasını söyledim. Fakat kendisinin köpeklerine değer vermediğini unutmuşum. Beni pek siklemedi kendisi. Şakayı bir kenara bırakırsak Baycı cidden çok güzel manipülasyon yapıyorsun. Canım, cicim, küçük Fluffy içinde gezdirdim. Şahsen kendimi kınıyorum çünkü Yahri'nin bu konuda kimsenin üzerine su dökemeyeceğini sanıyordum. Fakat yanılmışım. Cidden hani ben şu an senin manipülasyona laf etmeyeceğim. Çünkü bu işin ehlisin. Sana o kadar şey söylemek istiyorum ki fakat boğazımda kalıyor. Çünkü sana telif için malzeme vermek istemiyorum. Çoğu kişi zaten senin karaktersizliğini giydirdi. O yüzden o konulara da pek girmeye gerek yok. Sen anaların kutsal olduğunu ve küfür edilmemesi gerektiğini savunduktan sonra Ozoni'nin anasına o beynindeki 2 GB'lık alandaki sahip olduğun bütün küfürleri etmiş bir insansın. Sana sadece şunu söylemek istiyorum. Karaktersizlik level'ını bana söyler misin? Hayır mı? Neden ama? Bari ilk 3 rakamını söylesen. Ozone hakkında yaptığım videonun tamamını tarafsız bir şekilde izlediğimi söylemek istiyorum. Zaten ben bu olaylar hakkında biraz sessiz kalma taraftarıydım. Ama o videoyu izledikten sonra sana olan kinin böyle hoplamaya zıplamaya falan başladı. 7 dakikalık bol montajlı bir video yapmışsın fakat o 7 dakikalık videonun sadece 10 saniyesi bile izlenmeyecek derecedeydi. Videoda kendini savunmayı bile beceremiyorsun. Şahsen 7 dakikaya siyah ekran koysaydım ben ortaya daha güzel bir savunma videosu çıkacağı taraftarıyım. Bir de anlamadığım sanki Kanuni Sultan Süleyman gibi biz bir orduyuz, YouTube'u temizliyoruz gibi ibareler kullanıyorsun. Eğer YouTube'u temizlemek istiyorsan ilk kişinin kanalını silmek olduğunu unutma. Tamam, o beyinlerini kullanma işlevine sahip olmayan izleyicilerine Ozoni'nin sana yaptığı porno videosuna "Ey denetle yapılmış arkadaşlar" diyerek kandırmayı başardın. Fakat bu görüntüler ne? Bak sen söylemeden ben senin yerine savunmanı yapayım. Kesin birileri canlı yayın görüntülerinin öğesini denetlemiştir. Senin kişiliğini yemek kitaplarındaki gibi tarif edeyim istersen. Bir çorba kaşığı şerefsizlik, bir avuç haysiyetsizlik, bir tutam götü arşa çıkarmayı başaran velet kitlesi. Üstüne de biraz köşesizlik serpiştiriyorsunuz ve tata! Mis gibi fırından yeni çıkmış bir Baycı. Cidden boğazlarım çok ağrıyor, bu yüzden senin kişiliğin hakkında konuşmama burada nokta koymak durumundayım. Hadi Allah'a emanet, kıça mukayyet, köpeklerine de benim yerime kemik vermeyi unutma ama. Baycı, nasılsın yavrum? İyi misin?
Umarım iyisindir çünkü bu videodan sonra bir daha iyi olamayacaksın. Seni Gidi Kahpe yayınlarında izleyicilerine yalan söyleyip kurtulacağını mı sanıyorsun lan? Ulan seni or neyse demeyeceğim Bay J. Ne de olsa senin dediğin gibi anneler kutsaldır değil mi? Şimdi Bay J senin en büyük kabusun başlıyor. Korkarsın sen. O yüzden partnerinin götünü mü yalamaya başlayabilirsin? Ha bu arada Bay J hiç partnerinin götünü yalamadığını iddia etmeye çalışma dostum. Çünkü partnerinin götünü yaladığın çok belli dostum. Ne bileyim Ozoni'ye gelen iki tane ihtar olsun. Flap'ın gizliye aldığı videoda sırf başlıkta ismin geçiyor diye telif yemesi olsun. Hani cidden komiksin. O yüzden hiç partnerinin götünü yalamadığını iddia etmeye çalışma. YG çok üzülerek söylüyorum ama bu videodan sonra artık senin bir tayfan olmayacak. YG'nin tayfası. Ozoni'nin ifşasına sahte. Öğeyi denetle diyorsanız Twitch'ten YG'nin yayınlarını izlemenizi tavsiye edeceğim. Ki bu adam adam dedim çok pardon dilim sürtüştü. Çünkü bu kahpe her canı sıkıldığında izleyicisine yani size küfür ediyor. Ozoni'nin ifşasına inanmıyorsanız gözünüzle gördüğünüz şeye de mi inanmıyorsunuz lan? Bu arada yavrum yayınlarında Ozoni'ye attığın teliflerden neden bahsetmiyorsun lan? Gerçekleri kaldıramayıp telif attığını neden söylemiyorsun? Telif attım o yüzden kanalındaki toplumsal eleştiri videoları dışında tüm eleştiri videolarını kaldırdığını neden söylemiyorsun? Bak Bay J bizimle dans etmeden önce iki kere düşünecektin. Sana kin besleyen tüm eleştirmenlerin öfke nöbeti başlamış bulunmaktadır Bay J. Yerinde olsaydım korkardım. Çünkü bırak kariyerini. Senin o olmayan gururunu bitirmeye geliyoruz. Ozoni'ye iki telif atarak bu işten kurtulabileceğini falan mı sanıyorsun lan? Lan daha bizim yapacağımız videolardan korkuyorsun. Sen nasıl Gamings'te Ozoni ile yüz yüze gelmeyi düşünüyorsun lan? Gelmeyeceksin değil mi? Hadi bana gerçekleri söyleyebilirsin be yarram. Merak etme ben Ozoni gibi sert sikmiyorum. O yüzden bana söyleyebilirsin be yarram. Bir yalan bulup gelmeyeceksin Gamex'e değil mi? Bak Gamex'e gelirsen sana söylüyorum. Gamex'ten canlı çıkma olasılığın eski sevgilimin bana geri dönme olasılığıyla aynı. Hatta dur. Bir daha düşündüm de eski sevgilimin bana geri dönme olasılığı bile daha yüksek. Messenger'daki konuşmaya öğe denetle demişsin. Lan sen kimsin de senin için böyle çocukla bir şeyle uğraşacağız lan? Tamam diyelim ki o konuşma öğe denetli olsun. Tamam öyle olsun senin istediğin gibi olsun. Peki bunları nasıl açıklayacaksın Bay J? Şimdi bu ses kayıtlarından sonra, bu videodan sonra Enler abin gibi sayısızca açıklama videosu çekersin. Sana bir sır vereyim mi? O açıklama videoları hiçbir işe yaramayacak Bay J. Bizimle dans etmeden önce iki kere düşünecektin yavrum.